İHA İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı 2006 kurban programı çerçevesinde Burundi'deyiz. Afrika'nın ortasında küçük bir ülke Burundi. 8 milyonluk nüfusunun yaklaşık %12'si Müslüman. Başkenti Bujumbura olan ülkenin yüz ölçümü 27.830 km². Burundi, bağımsızlığını 1 Temmuz 1962'de Belçika'dan ayrılarak elde etmiş. Ülkenin resmi dilleri Kirundi ve Fransızca. Burundi, yakın geçmişte sömürgeci Avrupa ülkelerinin ortaya çıkardığı Hutu ve Tutsi çatışmalarının yaşandığı coğrafyalardan biri. Son zamanlarda ülkede kalıcı bir barışın temelleri atılmış gibi görünüyor. Muslims are representing something like 10% of the overall population of Burundi. And we have been living in harmony with all the religions. And something which is surprising is even during the civil wars, in different communal violence in this country, only the Muslim community was spared, was inviting, even welcoming those warring factions who are going to get Haba to be living with Muslims. So Muslims have been an example of harmony in this country. But people are happy because now there are so many changes, positive changes. For example, since independence of Burundi, we never had, for example, a professional governor becoming a Muslim. And this is the first time now we have got 3 governors, Muslims, out of 17. Bölge insanının tek avantajı, içilebilir ve temiz su kaynaklarının bolluğu. Böyle olunca insanlar en azından kendi karınlarını doyuracak tarım ürünlerini elde edebiliyorlar. Saatten fazla süren zorlu bir uçak yolculuğunun ardından Burundi'nin başkenti Bujumbura'dayız. Burundi İslam Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz karşılıyor bizi. Öyle sıcak bir karşılama oluyor ki kalbimize tarifi mümkün olmayan bir sevinç doğuyor. Sanki yıllardır süren hasretimiz bitmiş de öyle kavuşmuşuz Burundili kardeşlerimize. Bu sıcak karşılamanın ardından vakit kaybetmeden planlama toplantımızı yapıyoruz. Tam 17 bölgede Müslüman kardeşlerimizle buluşacak, Türkiye'den getirdiğimiz kurbanlarımızı yaşlısıyla, genciyle, duluyla, yetimiyle, Burundili Müslüman kardeşlerimizle buluşturacağız. Ziyaretimizin ikinci günü. Kurbanlarımızı keseceğimiz ilk bölge olan Makamba'ya gidiyoruz. İki küçük kız takılıyor gözümüze. Onlar da aynı Türkiye'li kardeşlerinin oynadıkları oyunları oynuyorlar kendi aralarında. Ve üzerimizdeki emanetleri sahipleriyle buluşturmanın vakti geliyor. Burundi'deki ilk kurbanımızı tekbirler eşliğinde kesiyoruz. 5 saatlik bir yolculuktan sonra Makamba'ya ulaştık. Makamba'da kurbanlarımızın ilk bölümü olan şu an 2 tane büyükbaş hayvanı kesmeye başladık. Birisini kestik, diğerini şimdi keseceğiz. Müslüman kardeşlerimiz burada bizi ilgiyle, sevgiyle karşıladılar. İstanbul'u duyduklarında ayrıca bir
seviniyorlar. İlk defa Türkiye'den buraya bir grup geldiğini ve bundan sonra devamını bildiklerini söylediler. Onlar için büyük bir imkan olduğunu bize ziyadesiyle teşekkür ettiklerini ifade ettiler. Vakit kaybetmeden bir sonraki bölgeye geçiyoruz. Arabamızın farlarıyla aydınlattığımız yolda kesiyoruz kurbanlarımızı. Akşam kaldığımız otelde günün değerlendirmesini yapıyoruz. Burundi'deki üçüncü günümüzde sabahın ilk ışıklarıyla kurbanlarımızı keseceğimiz bir başka bölge olan Kayagora'ya doğru yola koyuluyoruz. Bu bölgedeki kardeşlerimiz büyük bir coşkuyla karşılıyorlar bizleri. Evet, bugün de Karagua'dayız. İnşallah burada da Müslüman kardeşlerimiz heyecanla bizden keseceğimiz kurbanları beklemekte. Burada da Allah kabul etsin iki tane kurban keseceğiz. Burada yaklaşık bunu 300 ev civarında insanı dağıtacağını söyledi buranın görevli imamı. Bir tane kesmek istiyorduk ama iki tane kesilmesini rica etti bizden. Çünkü bir tanenin yetmeyeceğini, mümkünse iki taneyi kesmek istediklerini söylediler. Biz de burada iki tane kesmeyi uygun gördük. İnşallah biraz sonra onları keseceğiz. Kurbanlarımızı kestikten sonra yaşlı bir amcanın söylediği ilahiyi dinliyor ve bu güzel ezginin ritmine bırakıyoruz kendimizi. Dini selama dinil mahaba dinil mahaba dini selama abati vastafa.